Üçüncü kuşun arzı, tövbe ve ümit. Bir diğer kuş Fütüt'e şöyle dedi. Ben haddinden fazla günah işledim. Onca günahla bu yola nasıl koyulabilirim? Pisliklere iyice bulanmış bir sinek, kaftanın simurguna layık olabilir mi? Günahlara adam akıllı saplanıp kalarak, yönünü yoldan çevirmiş biri hiç sultanın huzuruna çıkabilir mi? Tövbe ve Ümit bölümünde Simurg'a gidecek kuşlardan bir tanesi rehberleri hüt hüte onca işlenmiş günaha rağmen içindeki o karanlık tarafla adeta pisliğe bulanmış bir sinek gibi olduğunu söyleyerek Simurg'a layık olup olmadığını soruyor. Simurg'un cevabını dinleyeceğiz. Öncesinde insan içine yöneldiği zaman hem rahmani hem şeytani olan yönlerini ve taraflarının tamamını fark etmesi lazım. Fark, et, fark ederek ancak onları orada görebilir ve onların yani o tuzakların içine düşmez. Zaten önceki bölümlerde Şeyh San'a'nın hikayesini okurken kitapta şaşırmıştık orada nasıl olurdu bir mürşidi kamil seviyesinde bir mürşidi kamilin şeytan tarafından içerisindeki içindeki o şeytani tarafın yeniden onu nasıl olur ele geçirir, nasıl olur da o kadar aşağıların aşağısına sürükleyebilir. Ve sonra biliyorsunuz oradan tövbeyle çıkmıştı yeniden olduğu yere. Buna şaşırmıştık ve aslında bunu orada şuna da şahit olmuştuk. Ne kadar insan şuur olarak, bilinç olarak ya da tasavvufta söylenilen o mertebeler, makamlar nerelerde olursa olsun içerisindeki o şeytan o da aynı şekilde kendisiyle birlikte makam atlıyor. Yani dedik ya en bilmediğin yerden yine tuzaklar çıkar. Bunlar nedir? E bilmediğimiz yer neresi? Bilinmeyen alem gayb alemidir. Yani bilinç dışı, bilinç altı. Orayla ilgili bilgimiz yok. E orayla ilgili bilgimiz olmadığına göre Şeytan oralardan da çıkıyor. Yani o dünyanın tuzakları dediğimiz şeyler nereden geliyor? İnsanın tabii ki yine zihniyle oluşturduğu şeyler. Akıl, zihin, kalp, gönül bu kavramları bilmek lazım ama kavramlarda kaybolmadan her birini ayrıntılı olarak tefekkür etmek lazım. Burada şaşırılmaması gereken şey kişinin en yüksek mertebede dahi olsa zihnin her zaman şeytani şeyler üretebilme kapasitesinin olduğunu bilmek. Zaten bunun ismi de yorum ve yargı. Eğer kişi içinden gelen aklın sesimi, zihnin sesimi bunu ayırt etmek için bakmalı yorum ya da yargı içeriyorsa zihindir o, zihin konuşuyor ve hemen farkına varmalı. Farkına varmak için de tabii ki sürekli olarak gözlemlemek yani içeriği gözlemlemek çok önemli. İçeriği ve dışarıyı aynı anda gözlemde kalabilmek. Çünkü içeride düşünülen dilden çıkıyor, ya da dilden çıkmasa bile görüntü olarak karşına geldiği için senin ona verdiğin tepki ne? Yani hem dışarıya bakıyorsun hem aynı anda içeriği gözlemliyorsun ve oradan geçen düşünceyi, oradan geçen yorum ya da yargıyı fark edersen işte onu yapan zihin. Ama öte yandan herhangi bir yorum ya da yargı yok sadece bir tespit var. Yani olan bir şeyi görmek var. O zaman akıl bir yoruma geçiyorsa yorum ya da yargı içeriyorsa o zaman zihin, buradan ne anlıyoruz? Tuzaklara düşmemek için uyanık olmak gerektiğini. Dışarıda gözlemlediğimiz, dışarıda yaşadığımız, dışarıda görünen suretlerin aslında içeriden yansıdığını bilmek ve o dışarıda yansınan, yansıyanlara verdiğimiz tepkilerin, düşüncelerin, o an hissettiklerimizin de yorumlarımız ve yargılarımız olduğunu fark etmek. Eş zamanlı olarak bunları fark ettiğimiz zaman asıl dönüşüm orada başlıyor. Peki bu tövbe ve ümit bölümünde kuşun sorusuna hütütün cevabına bakalım. <laughs> Be hey gafil. Sen ondan umudunu kesme. Sen ondan hep af ve bağışlanma dile. Daha baştan böyle ümitsizliğe kapılırsan senin işin elbette zor olur ey cahil. Eğer tövbekarın tövbesi kabul edilmeseydi her gece onu için insindi. Rabbimiz gecenin son üçte birinde dünya semasına iner ve şöyle seslenir. Dua eden yok mu kabul edeyim, isteyen yok mu vereyim, af dileyen yok mu affedeyim. Bu bir hadis. Gecenin son üçte biri, yani teveccüh vakti deniyor ya. Bu sabah namazından önceki kısım. Gecenin en karanlık kısmı aslında. Yani gün ağarmadan, ezan okunmadan önce, gecenin en karanlık saati. O saatte e, dua etmek, duaların kabul olduğu saat. Mutlaka öncesinde uyumak icab ediyor, biraz uyumak az bile olsa uyumak ve uyanmak uyumadan o saate o saati yaşamak değil uyuduktan sonra uyanarak o saatte o saatte Rabbinle bir olup özüne dönerek orada kalmak gerçek duayı yaşamak Günah işledinse tövbe kapısı açık, tövbe et. Çünkü o kapı kapanmaz. Sen o eşe bir an samimiyetle, ihlasla yönelsen sana yüzlerce kapı açılır. Hata ettim, suç işledim, günah işledim. Kendimi Rabbim'den, kendimi özümden uzaklaştırdım, ayrılığa düştüm. Ne demiştik? Günah nedir? Kendinden uzaklaşmak, kendine yabancılaşmak kendi özünde kendini ayrı hissetmek. Nefse uymak. Ego'ya uymak. İşte o noktada kişi zaten hisseder bunu. Sen ne kadar Rabbine yakınsın? Ne kadar onunla iç içesin ya da ondan ayrı mısın? Orada bir çünkü kalbine bir is düştü, bir leke düştü. E o lekeyi de temizlemek gerekiyor. Sürekli olarak o zaten o içsel gözlemde kalan kişinin işi budur. Her türlü ki hisseder. Her türlü gölgeyi hisseder. Vicdanına, kalbine düşen, gönlüne düşen. Çünkü o gönül artık o gönül artık yaratıcısına aittir. Onun yeridir. Orada en ufak bir karartı gölge izsiz olduğu zaman Onunla iletişimi kesilir. Orada kalamaz. Oradan ayrılır, ayrı düşer. Ayrı düşmemek için her an kontrol eder. Her an izler, her an gözler. E bir ayrılık hissediyorsa o zaman tövbe. O zaman neden böyle oldu diye bakar. Ne yaptım, ne söyledim? Çünkü bir şeyler düşündü bilinçaltından altından belki bir şey geldi fark etmedi. O haline yansıdı ve o hal üzreyken ayrılığa düştü. İşte o zaman o hali tespit eder. O halin içsel sebebini, zuhuratına, zuhurata geçmeden önceki içsel olan kısmını henüz düşünce boyutundayken, duygu boyutundayken kendisini o hale yönlendiren nedir ona bakar, onu fark eder. Fark edişle birlikte zaten vazgeçiş başlar ve dönüşüm başlar. Fark etmeden olmaz. Tövbenin ilk hali fark etmektir. Neye tövbe edeceksin? Hale tövbe edeceksin. O şekle bir daha, o hale bir daha gelmemeye, o hırkayı bir daha giymemeye, o elbiseyi, o hali, bu vücuda giymemeye. Çünkü vücut kimin? Sen kimin vücuduna neyi giydiriyorsun? O duyguyu, o hali giydirmeye, giydirerek aslında bir nevi de şirke düşüyorsun orada. Tabii bunlar ince, çok ince, kıldan ince, kılıçtan keskin mevzular. Belli bir idrak seviyesinden önce açılmayan, anlaşılamayan, anlaşılması da çok mümkün olmayan ama anlaşıldığı zaman anlaşıldığı zaman da o inceliklere dayalı, o esaslara dayalı yerlerde kişinin içe döndüğü, baktığı, farkındalık yaşadığı, farkındalıkları tövbeye dönüştüre dönüştüre ilerlediği noktalar. Ben aydınlandım, ben bir yere geldim, ben artık şu bilinçteyim, bana kimse bir şey yapamaz, şeytan musallat olamaz, ya da artık zihin yok, zihnim sustu, bitti. Bunlara inanmak boş hayallerden ibaret. Nefes tükenene bitene kadar bu yolculuk devam eder. Yani isterseniz en son makamlarda, mertebelerde bilinç açılması, idrak açılması yaşasın insan. Her zaman bu devam edecektir. Yani kendini geliştirme ve güncellemedir bu. İnsan güncellenebilen bir varlıktır ve her dem bunu yapar. Zaten bu farkındalıklarla güncelleme olayları maksimum düzeye çıkar. Öncesinde bunu yani bu bunu yapma kabiliyeti yoktur zaten beşerken İnsan olma mertebesine geldikten sonra güncellemeyi başarabilir kendisini. Güncelleme ile kendisini sürekli daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye ve daha açık, net bir idrak noktasına getirdiğini fark eder. O noktada sürekli o şuur altı, bilinç altı dediğimiz yerden hala gelecek ve gelen şeyleri, gayb aleminden gelen şeyleri görür ve onları her daim Temizler her daim günceller. Ne ile? İhlasla. Yani ihlas samimiyet, dürüstlük. Kendi kendine dürüst olmaktır. Hiçbir konuda öyle mi böyle mi değil, çok net olmaktır. Hikayemiz var. Tövbesini bozan günahkar. Bir adam çok günah işlemişti utandı, tövbe etti, tekrar yola girdi. Fakat çok geçmeden nefsini ma nefsine mağlup oldu. Tövbesini bozup şehvani arzularını yerine getirmeye koyuldu. Böylece doğru yoldan tekrar saptı ve her türlü günaha battı. Daha sonra ruhunu bir acıdır kapladı. Fakat utancından ne yapacağını bilemedi. Umutsuzluk içinde kıvrandı durdu. Tövbe etmek istedi ama cesareti kendisinde bulamadı. Saç üzerinde kavrulan buğday gibi gece gündüz alev alev kavruluyor, yanıp yakılan gönlü kan ağlıyordu. Onun yolunu tıkayan tozlar olsaydı eğer, o tozları gözyaşlarıyla kaldırabilirdi. Bir seher vakti ötelerden bir ses geldi. O ses onun müşkülünü hallederek, işini kolaylaştırdı. Alemlerin Rabbi sana şunu hatırlatıyor. Başlangıçta tövbe ettin. Ben de tövbeni kabul edip seni affettim. Seni cezalandırabilirdim. Yapmadım. İkinci defa tövbeni tamamen unuttuğunda sana mühlet tanıdım ve gazaba gelmedim. Şimdi ise sen ey cahil tekrar bana dönmek istiyorsun. ...hadi gel, kapıyı açtık. Ey cezaya çarptırılması gereken adam... ...gel bakalım, biz seni bekliyoruz. Bu kitabı okurken zaman zaman... ...gayipten gelen sesler, ötelerden gelen sesler olarak... E, ...attırın hikayelerde suret olarak. Ne dedik? E, okuduğumuz kitaplarda hem zahir hem batın anlamlar içerir. Tabii ki herkese hitap edecek şekliyle yazılmıştır. Ama alt manalarını ancak hakikat gözlüğüyle okunur. İşte alt manalarını okurken bu gaybdan gelen, gaybdan gelen sesleri uzaklardan, dışarıdan gelen bir ses olarak algılama bunlar tamamen iç sestir. İçten gelen bir sestir, iç konuşmalardır. Ama burada dediğim gibi kişinin kendi egolarından kurtulması gerekir ki bu rahmani sesleri duyabilsin. Bu rahmani ve gayipten gelen sesleri duyabilmek için egolarından arınması gerekir. Yoksa onunla konuşan egosu mudur? Yoksa onunla konuşan rahmani bir ses midir? Bunu ayırt etmesi çok önemlidir. Egodan nefsi temizlemek çok önemlidir. Nefsi böylece terbiye ederek safiyete getirdiğin zaman zaten konuşulan kim anında bilirsin. Hala egosal kalıntıların bilinç altından, şuur altından sana çıkan o tortulardan mı bir ses geliyor yoksa gerçekten rahmani bir ses mi geliyor? Çünkü nefsin artık nefsin artık saflaşması ne demektir nefsin saflaşması egodan ayrılması demektir. Ego nefs'i örttüğü için nefsle egoyu karıştırıyor kişi önceden. Ama sonrasında saflaşınca ancak egodan ayrılan nefs egonun ölümü, ölmeden önce ölümü tatmakla nefs artık özüne dönüyor. Yani nefs artık egonun elinden kurtuluyor egonun elinden kurtulduktan sonra ancak nefsini bilen Rabbine bilir mevzusunu kişi yaşamaya başlıyor. Gerçekten nefsini görmeye başlıyor. Safi nefsini ama. Egosal nefis değil. İşte orada artık kendi özünden gelen hakikatinin sesini duyabiliyor. Rahmani sesi duyabiliyor ve işte ona artık orada zaten onunla hem hal olma durumu var. O açılan kapıdan giriyor zaten özüyle. Özü var orada. Kendisi var yani hakikati var. Cebrail ve iyi niyet. Bir gece Ruhul Emin Cebrail Sidre'deydi. Ee, Sidre Allah'a yaklaşma makamı ve mekanının son noktası olarak açıklanıyor. Tam o sırada yüce Allah'ın "Söyle kulum." dediğini duydu. İçinden şöyle geçirdi. Demek ki şu anda bir kul ona yakarıyor. Fakat kim bilir kim? Anladığım kadarıyla makamı son derece yüksek, nefsini öldürmüş. Ve kalbini diriltmiş bir kul olsa gerek. Evet burada da nefsini öldürmek. Az önce dediğimiz gibi nefs ölmez. Ama egosal ölüm olarak düşünelim. Çünkü tabii ki tasavvufta ego, nefs ayrı ayrı geçen terimler değil. Bu noktalarda bu ayrımları biz artık daha farklı bilgilerden alıp harmanlayarak daha çok psikoloji, Freud <laughs> ya da işte o konulardaki bilgiler de tabii ki insanın varoluşsal hakikatine götürüyor, anlamımızı, idrakımızı sağlıyor. İşte yine burada diyor ki kalbini diriltmiş bir kul olsa gerek. İşte egosal ölümü gerçekleştirdiği zaman kişi orada zaten hiçliğe gidiyor ve hiçlikte ne oluyor? Kalbini dirilterek yeniden varlığa geçiyor. İşte Allah'a yaklaşma makamlarının son noktası olan Sidre'ye gelmiş Cebrail ve Allah da söyle kulum dediğini duyuyor. Orada birisi ona Allah'a yakarıyor. Cebrail neydi? Aklı temsil ediyordu Cebrail derken okulu tanımak istedi. Fakat onun hakkında yedi kat gökte hiçbir haber yoktu. Bütün yeryüzünü dolaştı. Denizleri kolaçan etti ama aradığını ne dağda bulabildi ne ovada. Alalade, alel acele Rabbin huzuruna çıktı ve aynı söyle kulum sesi çınlıyordu. Şaşkınlıkla ve merakla Yine her bir yanı yokladı. Aradığı kulu yine bulamayınca yakardı. Ya Rabbi şu kuluna götüren yolu bana göster. Yüce Allah buyurdu. Bizans diyarına git, bir manastıra gir, onu bulursun. Melek Cebrail oraya vardı ve okulu açık seçik gördü. Adam tam ve esnada bir putun önünde acı acı ağlıyordu. Bu hali gören Cebrail hepten şaşırdı gücenmiş bir halde Hakk'ın huzuruna çıkıp sordu. Ey hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bu sırrın anlamını bana lütfeyle. Bir manastırda bir puta yakarana sen Ali cenaplığınla cevap veriyorsun. Hak Teala şöyle dedi. Doğru. Onun kalbi kararmış. Bilmiyor. O yüzden yoldan sapmış. O bilmediğinden yolunu şaşırmış olabilir ama ben biliyorum. Yanlış bir yol tutmam. Ben şimdi ona eşimin yolunu açıyorum. Lütuf ve keremimiz onu bağışlayacaktır. Yüce Allah böyle buyurdu ve o adamın ruhuna yol açtı. Allah'ın adını zikretsin diye dilinin bağını çözdü de o Allah demeye başladı. Bil ki bu dünyada ihlasla Allah'a yönelik, her arayış ibadettir ve onun sebepsiz hikmetinin bir eseridir. O yüzden sen o eşyeye bir hiç götürdüm diye pek de esef etme. O hiç aslında hiç değildir. Çünkü onun eşinde sadece dünya nimetlerinden vazgeçiş satın alınmaz. Bir hiç bile satın alınır. Yukarıdaki hikayede samimiyet ve ihlasın tam olarak anlamış, anlaşılması için güzel bir hikaye edilmiş. Sen sanırsın ki sadece işte kişinin doğasının kabul olması için Allah'ın ona cevap vermesi için Müslüman olması gerekir. Teslim olmuş, gerçek İslam'da olması gerekir, mümin olması gerekir ancak burada hikayede diyor ki samimi olması gerekir. Samimi olduğu zaman biz onu teslimiyet noktasına getiririz. Zaten bu tür hikayeleri okurken şimdi burada gözünün önünde bir Cebrail var. Bunlar hep dışarıda düşünmek gene zihnin bir oyunu. Bir Cebrail var. Ondan sonra işte bir makam var, oraya gidiyor. Bunları gökyüzünde düşünüyor zihin. Orada Allah duruyor. İşte Cebrail geliyor, dağları geziyor, denizleri geziyor, çöllere bakıyor bir birisi var, arıyor o kişiyi ama göremiyor. Yeryüzünde dolaşıyor. Tekrar çıkıyor o makama. Sonra bir manastırda bir kul görüyor. Demek ki manastırda olduğuna göre. Ve puta tapıyor orada. Puta yalvarıyor ama çok samimi. E, biliyor. Cebrail. Onun Allah'a yalvarmadığını. O samimiyetle o putu Allah bilerek yalvardığını. Ama Allah diyor ki o bilmiyor ama ben biliyorum. Onun samimiyetini görüyorum ve onu Allah'a ulaştıracak eşiğe getiriyorum. E şimdi buraları okurken işte hep bunları kendinde olarak düşüneceksin. Hep bunları yeryüzü de sensin, Cebrail akıl, oradaki o hak, Rab, Allahu gibi Allah'ın çeşitli isimlerinin de tanımlarını bilmek lazım ve her birini kendi içsel aleminde o Cebrail'in gezişini görmen lazım. Yani orada bir daha teslim olmamış kişi, daha İslam nedir? Teslim olmak, teslim noktası. O teslimiyete ulaşmamış, putlarına tapıyor, puta yalvarıyor ama o kadar samimi ki o samimiyetle işte Allah onu oradan alıp teslimiyet noktasına getiriyor. Buradan anlaşılacak şey de budur. Putlara gelince o manastırda gidip oturup puta tapma olarak da zihin düşünür suret olarak. Ama onun batını, hakikati, hakikat noktası nedir? Manastır senin kalbindir ve kalbinde kim var? Kalbinde ne varsa o senin putundur. Oturup ona ibadet etmen demek e, anladığın anlamda suretsel olarak ibadet, vardır ama bir de onun hakikati vardır. Bu bedeni bu bedeni nerede kullanırsan bu bedenin her hareketi zaten ibadettir. Bu ibadeti kime yapıyorsun? Yani bu suretle sana verilmiş suretle bu bedene, bu vücuda giydirdiğin hal senin zaten ibadetin odur ve onu ne için yaptığın da kalbindedir. Sen Ayşe'nin, Fatma'nın seni beğenmesi için yapıyorsan Ayşe ile Fatma'ya tapıyorsun o manastırda. Bana iyi desinler diye yapıyorsan yaranmak için kızına, oğluna. O zaman o manastırda o kızına, oğluna tapıyorsun. Çünkü bu bedeni, bu bedene giydirdiğin hal, bu bedeni, bu bedenle yaptığın eylem, bu bedeni hareket ettirmek için o kalbine düşen istek ve arzunun arkasında ne var, kim varsa o senin putun oluyor. O zaman tevhid noktasında la ilahe illallah dediğin bunu dille değil bunu bir şuur ve idrakla bu noktaya geldiğinde bütün o Kabe'ye girip o Kabe kalp kâbesine girip bütün putları devirdiğin ve sadece Allah dediğin yerdir. Şimdi burada bütün putları devirer, devirip sadece Allah demek de gene bir ikili bir şey. Madalyanın iki yüzü gibi. Önce kişi böyle algılıyor. Her şeyi yıkıyorum. Sadece Allah'a aptoluyorum, Sadece Allah var diyorum. Bir de şu yönü var. Her şeyin Allah olduğunu görme noktası. Her şeyin. Senin Ayşe Fatma sandıklarında Allah'mış. Senin eşim, kocam, çocuğum, malım, mülküm, arabam, işim. Neyse ne yani. Hepsi Allah'mış noktasına gelmek var. İşte asıl gelinecek tevhid noktası bu. Yani hiçbir şey yok Allah var hiçliğinden her şey o noktasına gelme noktasıdır asıl varlık alemi işte o noktada zaten her şey Allahsa o zaman senin gözünün gördüğü her şey Allah. Ondan sonra zaten o la ilahe illallah'a gelip madalyonu böyle çevirdikten sonra la faile illallah, la mevsufe illallah, la mevcude illallah bunları yaşar insan. Bütün sıfatlananların o olduğunu, bütün fiillerini o yaptığını, onun yaptığını ve bütün vücutların ona ait olduğunu bilmek değil idraktır, yaşamaktır bu noktada. Bu nazarla bakmak, hakikat nazarıyla okumaktır bütün görüneni ve kainatı. Şimdi bu noktaya gelmek için hal edinmeli diyoruz ya şimdi bu bilgi sana ulaştı. O zaman bunu hal edineceksin, bunu giyineceksin. Ben henüz bu idrakta değilim deyip yine Ayşe'ye Ayşe gibi bakarsan bakmaya devam edersen o idrakta kalırsın. O zaman bu bilgi sana ulaştığı zaman bilgiye hal edinirsen idrakın açılmaya başlar. Bu açılmalar böyle yaşanır. Yani sen artık bakarken Allah'ı göreceksin her yerde. Önceleri görmüyorsun ama o varmış gibi hal edilirsen zaten görmeye başlıyorsun. İhlasın önemi bu kadar önemli, samimiyetin önemi bu kadar önemli. Sen ihlasla yaptığın zaman zaten ulaşıyorsun. Samimiyetle ulaşıyorsun aynı Menkıbe'de anlattığı gibi. Bilki bu dünyada ihlasla Allah'a yönelik her arayış ibadettir ve onun sebepsiz hikmetlerinin bir eseridir. İçle alınan mal. Bir sufi neredeyse koşturarak Bağdat'a gidiyordu. Yorulu yaralamıştı ki bir ses duydu. Biri bağırıyordu. Petek petek balım var. Çok ucuza veriyorum. Yok mu alan? Sufi adamın yanına gitti ve sordu. Ey yiğit adam! Bir hiç karşılığında bana biraz bal verir misin? Adam bağırdı. Defol. Deli misin sen? Aç gözlü. Hiç karşılığında bir şey verilir mi? Hafiften kendisine şöyle seslenildi. Hafiften değil, hatiften. Hatif. İleride bulunduğun o yerden çok daha öteye ilerle. İlerideki biz sana hiç karşılığında her şeyi verelim. Eğer daha fazlasını istersen onu da verelim. Rahmet en küçük zerrelerle ilgilenen pırıl pırıl bir güneştir. Gör onu, onun rahmetini ki bir kafir yüzünden bir peygambere sitem etmiştir. Buradaki hatif daha önce de kelime olarak kitapta karşımıza çıktı. Hatif aslında bir telefon kelime olarak telefon bir iletişim aracı gibi bir anlamı taşıyor. Yine işte içeriden gelen bir ses. Yine bu gayipten gelen ses gibi. Bunu anlamak lazım. Madde aleminde tabii ki hiç hiçi verip bir şey alamayan sufiye geliyor bu ses. Hiç verip de madde aleminde bir şey alamıyor. Ama o ses diyor ki sen bu dükkandan, dükkandan kasıt nedir? İşte madde alemi dünya dünyadan öteye ilerle. Yani bu hayal aleminden geç. Manaya gel. O zaman biz o hiçin karşılığında sana her şeyi verelim. Orada hiçliğe ulaşırsan yani o dükkandan çıkacaksın artık bir şeyler alıp verme işinden çıkacaksın ki mana alemindeki hiçliğe ulaşasın. O zaman işte her şeyi verelim diyor. Ve bakın rahmet bir kafir yüzünden peygambere sitem etmiştir. Kafir nedir? Kendini inkar eden, küfre düşmüş, kendini inkar ediyor. Kişi kendinden başkasını inkar edemez kendinden gayrı'nı zaten. Kendi kendini inkar durumuna geçmiş kişiye kafir deniyor. Ve onun rahmeti o kadar yüksek ki peygambere sitem ediyor o küfre düşmüş kişi sebebiyle. Hz. Musa'ya sitem Allah Musa'ya şöyle seslendi. Karun ağlayıp sızlayarak sana yalvardı durdu. Ey Musa diye sana yetmiş kere seslendi. Hiç cevap vermedin. Eğer o şekilde ağlayarak bana bir kere yakarsaydı, onun ruhundan putçuluğun kökünü söker atar ve kendisine dinin şeref elbisesini giydirirdim. Sense Musa, onu yüzlerce acısıyla baş başa bırakıp mahvettin. Burnunu sürttün ve alçaltıp başını toprağa gömdün. Eğer onun yaradanı sen olsaydın, onun cezalandırılışı karşısında bu kadar duyarsız kalmazdın tüm bu hikayeleri Allah'ın rahmetinin yüceliğini anlatmak için atlar anlatıyor. Bu sefer de yine bir Musa ve Karun hikayesi. Ama yine bunları dinlerken hakikat nazarından dinleyip e, bunları yine tabii ki suretler aleminde ayrı ayrı suretler olarak hikaye ediliyor. Ama bunların hepsinin her birinin insanın kendi içerisinde bir bilinç seviyesi olduğunu bilmek gerekiyor. Şeytanın da ee, tıpkı özün sende olduğu gibi şeytanın da senin içinde az önce de bahsettiğimiz gibi olduğunu bilmek ve bu Karun'un da sen olduğunu, Musa'nın da sen olduğunu bilmek anlamına gelir. İşte bu şekilde hikaye dinlersen o zaman bambaşka açılımlar çıkar. Yani insanın içerisinde kendi içindeki aslında bu. E, bölünmüşlüklerini anlatır. Ve Allah'ın rahmeti o kadar yücedir ki ben onu affederdim, ben onu putçuluktan kurtarırdım. Kendisine İslam elbisesi giydirirdim. Kendisini öyle şereflendirdim ama sen ne yaptın? Ondan yüz çevirdin, onu acısıyla baş başa bıraktın diyor. merhametsizliklere bile merhametine esirgemeyen Allah, merhametlileri elbette lütuf ve ihsanlarına boğar. Onun iyilik okyanusları red ve geri çevirme nedir bilmez. O merhamet okyanusları nispetle işlenen bütün günahlar, buluttan düşen bir yağmur damlası kadardır. Böylesine bir merhamet gösteren, bir lekeden incinir mi? Günahkarları yargılayıp hatalarını ayıplayan kimse zorbaların safında yerini almış olur. Tabii ki o öz makamı makamında artık öyle bir safiyet var ki zaten orada iyinin ve kötünün bir olduğu yerdir. Yani kavrunla Musa aynıdır orada. Orada teklik vardır. İyi kötü sadece suretler alemindedir. Oradan bakıldığı, teknik tarafından bakıldığı zaman hepsi birer tezahür ve zuhurattır. Her şey olması gerektiği gibidir ve öyledir de öyle de olmaktadır. Orada yargılanacak, yorumlanacak hiçbir şey ve hiç kimse yoktur. O noktadan bakıldığı zaman orası rahmet noktasıdır ve Musa da Karun da aynı olduğuna göre Karun, Karunluğunu yapmaktadır. Musa Musa'lığını yapmaktadır. Şeytan da şeytanlığını yapmaktadır. Şeytan şeytanlığını yapıyor diye onu yargılayıp onu kötü olarak tanımlanmaz o noktadan bakıldığında. Ancak o detay noktasında, ikilik noktasında, kesrek noktasında kötü ve iyi vardır. Birlik noktasına bakıldığı zaman her şey aynıdır, her şey görevini yapar, her şey olması gerektiği gibidir. Olması gerektiği gibi diye hiçbir şey yargılayamazsın. Orada bir hata ya da ayıp zaten yoktur. İşte buralardaki, bu hikayelerdeki anlatımları böyle anlayalım. Musa neredeydi? Musa kesret aleminde, Karun da orada. Tabii ki Musa kesret aleminde Karun'u kötü, Karun'u dışlayıcı tavır takındı. Çünkü kesret bunu gerektiriyor. Ama rahmet noktasında Musa'nın da Karun'un da bir olduğu noktadır orası. Herkes görevini yapar. Güne, günahkar mevta. Azgın bir adam günahlar içinde yüzerken can verdi. Cenazesi musallaya götürülürken bir zahit böyle birinin cenaze namazının kılınmaması gerektiğini düşünerek oradan uzaklaştı. O gece rüyasında o adamı gördü. Cennetteydi ve yüzü güneş gibi ışıl ışıldı. Zahid sordu. Evlat böyle yüce bir makama nasıl erdin sen? Senin işin gücün günah işlemekte. Baştan ayağa kirliydin. O azgın cevap verdi. Senin bana hiç merhamet göstermemen Allah'ın hoşuna gitmedi. Ve bu yüzden merhamet edip hata ve isyan içindeki ben kulunu bağışladı. Rahmanül Rahim, er rahman rahim diyoruz ya. Rahman ve rahim öyle merhametli ki rahim zaten ismiyle merhamet etmem etmedi diye ona sen merhamet etmedin diye beni bana merhamet etti. O kadar merhametli. Yani merhametin artık senin tasavvur edebileceğinden çok çok yüksek şekilde açılmış hali. Bak şu Allah'ın hikmetine aşk oyununu nasıl oynuyor. Önce reddeder, sonra affeder. Mesela bilemediğimiz bir hikmetiyle zifiri karanlık bir gecede bir çocuğu elinde fenerle yola çıkarır. Ardından da rüzgar gönderip hadi git şu feneri söndür emrini verir. Sonra da çocuğu yolda yakalayıp ona acahil sen bu feneri neler, neden söndürdün diye hesap sorar. Onun o çocuğu azarlaması aslında hesap gününde kendisine gönül alıcı sayısız ikramlarda bulunmak içindir. Yine burada mana yönüyle bu hikayedeki şu kısacık paragrafı bile okuduğunda oradaki çocuğu dünyaya gönderilmiş insan olarak düşün ve elindeki fenerle yolunu aydınlatıyor. yani o çocuğu da gönderen o o feneri yakan da o, söndüren de o ve orada o çocuğun o çocuktan zuhur edecek olan, tezahür edecek olan esmalar da ondan açığa çıkarıyor, çıkıyor. İşte bu aşk oyununu böyle oynuyor. Şu alemde sadece namazlı, niyazlı insanlar olsaydı onun hikmeti aşk oyununu oynama fırsatı bulamazdı. Onun hikmeti ancak böyle tamamlanır ve kendisini de sık sık işte bu şekilde gösterir. Onun yolunda yüz binlerce hikmet tecellileri olur. O hikmetin her bir damlası başlı başına bir rahmet okyanusudur. Bu kesret alemi neden vardı? Bu zıtlıklarla ancak anlaşılıyor. Sadece iyilerin olduğu, sadece güzelliğin olduğu bir yerde güzellik ve iyilik, iyilik zaten anlaşılamaz olduğu için zıtlıklarla biliniyor. Zaten o yüzden Rahmani ve şeytani her şey. Neden? Rahmanın anlaşılabilmesi için şeytanın görevi şeytanlık yapmak. Yoksa Rahman'ı nasıl anlayacaktı insan? Bu oyun böyle oynanıyor bu aşk oyunu. Ayrılık olmadan aşkın anlaşılmaması gibi. Aşkı anlayabilmenin tek yolunun acıdan geçmesi gibi. Başka türlü anlaşılamıyor. Ey oğul, şu yedi gök var ya, onlar gece gündüz senin için çabalıyor. Meleklerin dua ve niyazları da senin için. Cennet ve cehenneme gelince onlar birer yansımadır. Biri senin iyiliklerinin yansıması, diğeri ise kötülüklerinin yansıması. Bu cümleyi anlamak da gerçekten değerli. Nereden yansıyor? Senin bilincinden yansıyor her şey. Bu gözler vasıtasıyla yansıyor, dışarıya yansıyor. Yani orada duygusal olarak, his olarak hissettiklerin dışarıya yansıyor. Ve sen orada kalıyorsun ya cennete ya cehennemine giriyorsun. İçeride iyi bir şeyler varsa cennet yansıyor. İçeride kötü düşünceler, duygular varsa cehennem yansıyor. Ve karşına çıkıyor. Bütün o mübarek melekler senin önde secdeye kapandılar. Senin zatında parça ile bütün bir araya gelip senin varoluşunu yüceltti. Öyleyse hor bakma kendine. Çünkü senden üstün başka bir yaratık yok. Senin bedenin bütünün parçası, ruhunsa bütünün ta kendisidir. O halde sen kendini hiç de öyle aşağılık ve sefil görme gerçekten her bir paragraf bir önceki paragrafa hem destekler hem de açar nitelikte. Bunların hakikat anlamında anlamaksa gerçek bir uyanışa sebep olacak düzeyde. Adem'e secde etmedim bütün melekler. Burada işte insanı gerçekten Adem'i anlatıyor. Adem'i bir peygamber olarak görme bir bilinç olarak gör demiyor muyuz her zaman? İşte gerçekten insan Adem olduğu zaman hiçlik makamında kendi varlığıyla bedenini giyerek ruhuna hiçlikte ruh sadece ademiyet. Orada beden yok. Ama bedeni giydi, ne yaptı? O ruhun üzerine o sureti büründü. İşte o zaman bütün melekler ona secde etti yani cüz ile küllü bir araya getirip varoluşunu yüceltti. Ruhu ve bedeni birleştirdi. Kendine kesinlikle hor bakma diyor. Çünkü insandan üstün bir yaratık yok. İnsan ahseni takvim üzere yaratıldı. işte budur. Yani en yüce makamda. Senin bedenin dışarıda görmüş olduğun suretlerden bir parça ruhunsa o bütünün ta kendisi. O halde sen kendini sefil ve aşağılık görme. Senin bütünün ışıldayınca parçan görünür hale geldi. Ruhundan ışık gelerek o bedeni görünür kıldı. Ruhun belirdi, organların şekillendi. Beden ruhtan ayrı değil, parçasıdır onun. Hep ruhu bedenden ayrı görme hali var. İşte ruh ayrı, beden ayrı, zihin ayrı, akıl ayrı. Keset aleminde her şey ayrı görülüyor zaten. Hakikat noktasında bunların hepsi tektir, birdir, bütündür. Ruh da bütünden ayrı değil, o da onun parçasıdır. Burada parçaları birbirinden ayrı gibi düşünme. Birbiriyle birleşik parçalar. Elin parmakları gibi. Elin parmaklığı. Tekliğin birin söz konusu olduğu bu yolda sayılar yoktur. Öyleyse ne cüzden söz et, ne külden, ne parçadan bahset, ne de bütünden. <laughs> Elhamdülillah. Yani ağzımızdan çıkan sözden sonra attırın açıklaması tamamen birleşiyor. Gerçekten mana noktasında o kadar derin ki bir o kadar da basit. Katman katman gördüğün her şey bir bütün aslında. İç içe geçmiş. Nereden baktığına bağlı. Kesit alemindeyken parça parça bir üste çıkıyorsun. Hiçbir parça yok. Her şey bütün ve tek. İşte tekliğin ve birliğin söz konusu olduğu yerde zaten sayılar yok. Orada ne cüzden ne külden yani cüz parça küçük en küçük külde bütünlük. Ne parçadan bahset ne bütünden diyor. Orada sadece bir var. Yüz rahmet bulutu senin üstünde geziyor. Senin şevkini arttırmak için rahmet yağdırıyor. Şevk. Aşk yani. Coşku. Senin o coşkunu, aşkını gönlünden gelen o aşk arttırmak için rahmet yağdırıyor. Buradaki rahmet bulutu nedir? Kafanı kaldırdığın zaman gökyüzünde gördüğün bulutlar kesse taliminde gel tekliğe vahdete gel, birliğe gel o zaman ne var? Bulutlar senin kafanın içinde geçen düşüncelerin. Onlar orada geziniyor. Onlar yağmur olup yağdığı zaman demek ki senin aşkın artıyor. O düşüncelerini izle, gör oradan geçişlerini ama o bulut olma. O bulutun arkasından gidersen orada da yağmur olur, tekrar inersin. Bütünün yani küllün yüceliş anı gelip çattığında işte o an senin bütünün şeref elbisesini tekrar giyinme anın olacak. Bir şeyler yapmışlarsa, yapıyorlarsa eğer melekler bunu hep senin için yaptılar ve yapıyorlar. Yüce Allah gerçekten de onların et, ettikleri duaların, yaptıkları ibadetlerin sevabını ebedi bir yardım olarak sana bağışlayacaktır. İnsanın en büyük hatası içine düştüğü bazı durumlarda orada kendini kaybetmesi. Yani kaybetmesi nedir? Orada sonsuz olarak kalacak, artık oradan çıkamayacak, artık idrak noktası kapandı, kısırlaştı. Orada o düşmüş olduğu alanda ...kala kalmışlık hissiyatını... ...hissetmek. Yani aslında buna... ...bir nevi musibet de denilebilir. Bu tabii her zaman... ...musibet noktası da yine... ...kişinin algıladığı... ...bilinç seviyesine göre değişir. Tamamen kesret... ...aleminde suret olarak... ...yaşayıp da... ...hiçbir bilinç ve şuur düzeyinde... ...bir açılım yaşamamış kişi için... ...direkt olarak... ...musibetler canını acıtır. Yani bedensel olarak olur daha çok. Bunlar ağrısızlığı, hastalık, kötü söze maruz kalma olabilir. Tamamen şekilsel olarak düşün ama kişinin farkındalığı arttıkça bu musibetler daha çok artık düşüncesel ve duygusal boyuta kadar gelir. Yani o ayrılış hissini hissetme diyoruz ya o kalbe gönle gelen o ufak isler, sisler hissedildiği noktada sen o ayrılığı hissedersin. Orası artık o letaif noktasında incelmiştir. O kıldan ince, kılıçtan keskin noktada o incelikte, o ince ayarlardasındır. O ince ayarları hissederken kişi der ki eyvah yine düştüm. Yine işte o siyah noktanın içine düştüm ne güzel farkındalıklarım vardı. Ne güzel açılımlarım vardı ama yine körüm. Yine amayım, göremiyorum. Kapandı bana, perdeler indi. Bu noktada asla ümitsizliğe düşme. O perdelerin içerisinde de kalman gerekiyor ki bir süre. O perde yeniden açılacak. Açıldığı zamansa, açıldığı noktada bir önceki idrak noktandan daha da geniş bir noktadan bakacaksın. Kişi her seferinde o perde indiği zaman karanlıkta kaldığını ve ebedi bir karanlığa gark olduğunu hissiyatıyla doluyor. Orada işte orada yeniden 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 o idrak ona açılırken orada da kalmasını bilmek icap ediyor. Bu eserler bu yüzden kıymetli. Bütün meleklerin, bütün yaratılmış her şeyin senin zaten bilincinden yansıma olduğunu bildiğin zaman yeniden sana bir yardım eli gelecek ve sen yeniden bağışlanacaksın yeniden o nasuh tövbesiyle oradan çıktığın zaman o perdeler çok daha aydınlık bir noktaya açılacak. Yüz binlerce yıllık ibadet. Zaten bu, bu kısa hikayeye geçmeden önce de şunu söyleyeyim. Zaten bu idraki anladığın zaman nasıl, ne diyor? İnsana en çok musibetler, belalar kimleri buluyor? Peygamberleri. Ondan sonra Allah'ın Allah dostlarını, velileri. Neden? Çünkü işte her bir musibet idrak açılmasına sebep oluyor. Artık o musibetler dışarıdaki gümbürtülerle de olmuyor. O biraz önce bahsettiğimiz gibi içerideki hissiyatla o hal haliyle hal edindiğin şeyle oluyor anda fark edildiği için o zaman ne yapıyor o Allah dostu o veli o musibetlere gark olmayı ister hale geliyor çünkü her seferinde daha farklı bir aydınlanma zaten aydınlanmanın sonu yok zaten e, bilinç idrak şuur bunun sonu yok en son makamda bile bu sonsuz derecede ve sınırsız olarak devam ediyor e, her bir yaşayış ve hal bunu arttırıyorsa kişi o zaman ona isyan, ona şikayet, şekva halini zaten bırakıyor. Çoktan bırakıyor. Artık o hali bile ister hale geliyor. Çünkü her bir o gayb aleminden ona yaşatılacak, gayb aleminden bu aleme açılacak her bir tezahür ve zuhur onun için bir nimet oluyor. Bunu artık kişi yaşadığı noktada ister hale geliyor. O kesretteki iyi, kötü, güzel, çirkin, yorum ve yargılarından geçtiği noktadır orası. Ledün ilmi zaten sonuca bakmadan sebeplerde kalmaksa yani bunu şöyle anlamak Bu suretler aleminde, kesset aleminde bir şey yapıyorsun. O bir şey yaparken diyorsun ki ben şunu yaparsam şu olur. Gaybı ancak Allah bilir diyor. Sen bunu yaparsan bunun olacağını bilemezsin. İşte bu bilememe halidir ledün ilmi. Ben bunu yapacağım. Bunu yapmam gerekiyor çünkü yapıyorum bu kadar. Budur. Bunu yaparsam şu olur, şunu yaparsam bu olur, bunu yapmazsam bu olmaz. Bunu yapmam lazım. Bunu yapmadan bu olmaz. Bunların hepsi şirke girer. Bunların hepsi zihin oyunlarıdır. Akıl sadece onu yapmanı söyler. Çünkü o an yapılacak olan odur. Gerisine karışmazsın. O gayba girer. Ledün bunu gerektirir. Bazen yap, yapıyor olduğun şey şer gibi görünebilir ama yapman gerekir. O yapılan koşula göre değişir onun şer midir hayır mıdır olacağı. Sen o an ona o yaftayı vurmazsın. Sen o an ona o yargıyla o yorumla girmezsin. Sen sadece yaparsın yapman gerekeni. Çünkü bilirsin. Yüz binlerce yıllık ibadet. Abbasi Hazretleri buyurdu ki, İnsanların korkudan kaçıştığı kıyamet gününde asilerin ve gafillerin yüzleri günahlarından ötürü bir anda kararı verir. Hayır ve hasenatı olmayanlar şaşkına dönerler. Her biri şu veya bu tarzda habire kıvranır durur. Derken Allah yerden dokuz kat göklere kadar olan sahayı dolduran meleklerden yüzbinlerce yıllık ibadetlerinin hepsini alır ve sırf lütuf ve keremiyle onu bir avuç toprağın başına çalar. Burada topraktan kasıt da insan. Bunun üzerine meleklerden ortalığı çınlatan şöyle bir ses kopar. Ya Rabbi, bu yaratıklar neden bizim önümüze geçiyorlar? Hak cevap verir. Ey melekler, bunların, bu iba, bu ibadetlerinizin size hiç yarar ve zararı olmadığına göre, bari şu topraktan yaratılanların işine yarasın. Ekmeği her zaman aç olana vermek gerekir. Evet, işte yine hakikat mana yönünden bakıldığında, hikaye yönünden değil, hikayenin anlam yönünden bakıldığında teklik, tevhid, birlik nazarından yukarıdan aşağıya doğru bakıldığında, aşağıdan yukarı değil, görünen mana çok nettir. Ve burada yine Allah'ın rahmetini anlatır. Kıyametten anlaşılması gereken nedir? Kişinin kendi kıyametidir. Yani yine bu alem kişiden yansıyorsa, kişinin ölmeden önce ölümü tattığı noktada eğer ki o zamana kadar hayır hasenet yapmamışsa ne diyor? O zaman şaşkına döner. Çünkü zor bir duruma düşer, şefaatçisi yok. Yaptığın her bir eylem sana şefaat edecek. İyilik sana şefaat edecek. E şefaatçisi yok. İyilik yapmamış. Hasenat yapmamış. O zaman Allah meleklerden dokuz kat melekler bütün meleklerden topladığı, aldığı lütfu, keremi toprağa serper diyor insana. İnsana başına saçar. E zaten melek olduğu için o ara senat bir işe yaramayacak onlarda. Melekler de senin zaten sana emrine verilen o duygular, senin emrine verilen bütün o giyindiğin o duygu ve düşünceler. Ekmeği her zaman aç olana vermek lazım. İşte orada insan yeniden onları giyinip o zaman Rabbi için hayır ve hasenat yapmaya yeniden başlar.